Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Şu anda Beyşehir'deyiz. Konya, Beyşehir ilçesine çok yakın bir bölgede. Konya'nın en büyük çiftliği, hatta Türkiye'nin en büyük çiftliğindeyiz. Ve bu çiftlikten size yayın yapıyoruz. Hacı İnce çiftliğindeyiz. Kendisiyle kısa bir röportajımız var. Hacı İnce çiftliğindeyiz. Kendisiyle kısa bir röportajımız var. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle tanıyabilir miyim? Ahmet Hacı İnce ben. Alanyalıyım. Alanya'da ve Konya'da olmak üzere iki tane entegre tesisimiz var. Üç tane çiftliğimiz var. Kırmızı et sektöründe et tedarikinin ne kadar zor olduğu bir dönemde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz çiftlik de o projenin bir parçası. Bu çiftlik 2005 yılında ilk defa kuruldu. 2008 yılında ilk defa bu yurt dışından damızlık angus düvelere getirdik buraya. Sonrasında da değişik ırklar devam etti. Limuzin, Şarola gibi ırklar devam etti. Şu anda kendimizin yaklaşık 5000'e yakın bir damızlık sığırımız var. Ama asıl birkaç yıldır yürüttüğümüz bir proje oradan bahsetmek isterim. Türkiye'de yerli ırkları asimile ederek, etçi ırklar tohumlayarak F1 menezlemesi yapıyoruz. Bununla ilgili çok iyi başarıya ulaştık. Şimdi hayvan derken bizim kalıcı misafirlerimiz dediğimiz annelerimiz var. Bu 5000 civarında ama asıl bir de kapalı sistem dediğimiz sürekli yemlemeye dayalı besicilikle yapıyoruz. Orada kapasitemiz 27.500 baş. Mera hayvancılığıyla ilgili en büyüğü bilmem ama en iyisi olduğumuza eminim. Çünkü biz ırk asimilasyonla ilgili projede çok iyi yol kat ettik. Yani insanların kasaba gönderdiği inekleri devamında 5'e yakın daha doğum yaptırarak ve onları değişik ırklarla melezleyerek iyi bir ırk elde ettiğimizi düşünüyorum. En iyisi olduğumuzu tekrar söylüyorum. Bir aile hayvancılığı. Bütün ailem işin içerisinde. Kardeşimle beraberiz zaten burada. Diğer sistemde Türkiye'deki maliyetleri göz önüne aldığınız zaman kapalı sisteme sürekli para yedirilen döviz endeksli bir sistemden nasıl kurtuluruz mücadelesini yapıyoruz.
Hayvancılık bir insanın ikinci mesleği olabilir mi? Bunu tartışmak lazım. Şimdi bu işin içinde olursan, seversen seni sever. Dışarıda başka bir asıl işim sanayicilik, ben burada hayvancılık yapayım dediğiniz zaman çok kurumsallık ve mesaiye götüren bir iş değil. Ama yapıldığı zaman da başarısız olma şansı olmayan bir iş, sürekli kazandıran bir iş. Onu anlatmaya çalışıyorum insanlara, özellikle gençlere, ailelere. Yani bu şehir hayatının cazibesi nereye kadar veyahut da bu şehir hayatındaki yaşanma tanım maliyeti nereye kadar dayanılabilecek? Burada doğal coğrafyada, doğal zenginliklerden faydalanarak elde ettiğiniz bir varlık var. Bu varlığı yönettiğiniz zaman o her zaman sizi doyuruyor zaten. Şimdiki bir projemiz kısa vadede değil ama orta vadede sütü işleyecek bir manada kurmak istiyoruz. Çünkü elimizde bizim çok değişik süt çeşitliliği var, popülasyonu var. Kars bölgesindeki elde ettiğimiz hayvanlardan biliyorsunuz Kars gravyer peyniri. O bölgenin hayvanında elimizde olduğu için o bölgenin hayvanından elde ettiğimiz sütümüz de var. Manda yetiştiriciliği yapıyoruz, manda sütümüz de var. Simmental cinsi ineğimiz var. Orada da süt, yani her türlü kuru maddesi ve yağ oranı yüksek peynir yapmaya uygun sütümüz var. Şu anda maalesef mandıraya satıyoruz ama orta vadede inşallah kendi planımız işleme yönelik bir mandıra yatırımı yapmak. Etçi sığır yetiştiriciyle ilgili. Doğduğu günden tüketicinin önüne pişinceye kadarki safhada her safhası izlenebilen ürünün sahibi olduğumuz, soyadımızı marka yaptığımız bir sistemi daha da geliştirmek ve ette marka olmak, kırmızı çiğ ette marka olmak. Bütün hedefimiz bu. Dolaylı ve direkt olarak topladığınız zaman yaklaşık 1000 kişiye istihdamımız var. Bu bölgedeki, yakın bölgedeki coğrafyada yem bitkisi ektiriyoruz. Kendimiz yem bitkisi ektiriyoruz. Bütün arazilerimizi mera yaptık biz kendimiz. Bir kere yem bitkisi alıyoruz. Yakın coğrafyaya çok büyük desteğimiz var. 3 tane fabrikamızda 500 yakın elemanımız var. Fabrikamızda kadın ağırlığı %50'dir. Ama buralarda çiftlik ortamında pek o kadar iyi değiliz ama fabrikalarımızda kadın ağırlığımız %50'lerdir. Gençlere üzülüyorum. O kadar işsiz var deniyor. Üniversite mezunu işsiz var deniyor. İstihdamda sorun var deniyor. Ama hiç kimse kendi geldiği köyündeki işini yapmak istemiyor. Aile hayvancılığından uzaklaşmış. Herkes bir sosyal hayat sarhoşluğuyla şehire inmiş. Ama o şehirdeki lüksün idamesini nasıl sağlayacağını bilmiyor. Sürekli kazanmadığı parayı yiyen gibi bir sistem. Herkes hayvancılık ve tarımla ilgili geriye dönüşü yapsın. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Bu ülkenin en büyük mücadelesi bundan sonra gıda ve tarım olması lazım. Gençlerin ben acilen yani yok gidiyor. Bu gıdayı da elden kaçırırsak Türkiye'nin bir oyunculuk yeni oyunculuğu çok zor. Onun için gençlerin üretime geri dönmesini düşünüyorum. İstiyorum ısrarla. Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Doğtaş.